hani yeniden doğmuş gibi seviniyor çocuğu adam eve geldi diyor Hı -hı. Bu, bu bu dernek ne derneği ya uluslararası profesyonel futbolcular birliği vay anasını ya vay anasını 5 günde bir pamuklara da saralım mı çocukları he? Bir yıl içinde 9 gün kışın 23 günde yazın izin yapabilmiş aa çok az izin yapmış 9 gün kışın 23, 23 günde yazın izin, yazın izin yapmış izin doğru yapmış. vay nası. ulan adam haftanın 5 günü izinli altı günü bir gün maç yapıyor bir gün maç yapıyor NBA'dekiler ne yapsın NBA'de Amerika'nın bir ucundan diğer ucuna adam iki, iki günde bir gidiyor antrenman yok bir ara İdai Türk kolunun röportajını okumuşum antrenman diye bir şey yok diyor hani vakit uçaktan iniyorsun salona gidiyorsun ısınma antrenmanı ertesi gün maç maç bitiyor uçak 10 saat yolculuk başka bir şehir onlar ne yapsın bunların dernekleri yok mu kafayı yemişler ya Kafayı yemişler, hakikaten kafa yemişler. Yani. Peki devam edelim. Takvim Gazetesi'nin 14. sayfasındayız şimdi. Başkanın açıklamalarına göz atalım. Arda açık kapı. Galatasaray Başkanı Cengiz Arda Turan için henüz bize intikal eden bir şey yok. Geleceği göreceğiz dedi. Yani bu transferi yeşil ışık olarak yorumlanmalı mı? Çünkü gazeteler böyle görmüşler. Bir fotoğraf var biliyorsunuz Fatih Terim'le Arda Turan'ın. Ondan sonra söylentiler de arttı. Hatta devre arasında gelebilir diyor bazı muhabirler. Zuyumlar bu yöndeymiş. Şimdi Çiğdem, Arda Turan bir anlık bir olay yaşadım. Gidip hocanın elini öptüm diyor. Normal samimi bir muhabbette bu iş gizli olur. Gizli olur. Maçtan sonra, maçtan önce odasına gidersin. Bir gün Florya'ya gidersin. Ersin ki hocam kusura bakma biz cahiliz, biz genciz. Sen bizim babamızsın, öpersin elini. Orada bir sıkıntı yok. Bunu herkesin içinde yapınca benim kafam karışmıştı. Yani sağda yapınca. Ama Arda samimiyetle şey dedi. içimden geldi, o anlık olabilir. Fakat arkasından transfer dedikodan çıkması çok normal. Başkan'ın şimdi Arda konusundaki açıklaması da açık kapı olarak yorumlanıyorsa ben de öyle yorumluyorum. Niye? Hı. Galatasaray Başkanı'nın topa niye girdi şu anda? E sorulmuştur. Ya yani soru üzerine. Arkadaşlar bizim başka gündemimiz var dersin. Ama zaten başkan diyor ki henüz bize intikal eden bir şey yok yani. Ya öyle demez işte. Bize intikal eden bir şey olursa bakarız diyor. Yani o geleceği doğru. göreceğiz diyor. Devamı böyle. Tamam. Henüz bize intikal eden bir şey yok diyor değil evet. mi? Yani diyor ki Fatih Hoca istiyorsan ilgileneyim. Fatih Hoca istiyor mu sence? Vallahi isteyebilir. Niye Fatih Hoca şimdi, şimdi Arda Fatih Hoca şöyle söyleyeyim böyle zorda kalan insanları sever. Samimi söylüyorum. Yedek futbolcuları oynatırdı çoğunlukla. Emre Aşağı falan bunu çok yaptı. Niye? Yedek futbolcu daha hırslı olur biz. Hocası için oynar iki, kendisi için oynar üç. Dolayısıyla Arda'nın da bir çıkış aradığını ve onun onu motive edeceğini Emre Mor da mesela bir çıkış arıyordu. Henüz onu yakalayamadı farkındaysan. Yani Emre Mor hep onu söylüyorum. Arı vız 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 bal yok. Yani Emre bak bu lafı yanlış anlarım ben futbolu bilmiyor. Yetenekli bir oyuncu futbolu Hı. bilmiyor. Futbolu bilmek başka bir şey. Çalım atıyor o çalımı neden attığının farkında değil. O çalımın arkasından bir şey daha yapması lazım. Hedefinde o yok şut ve pas yok hedefinde o anda çalım atması lazım atıyor yani suya yazı yazmak gibi bir şey Emre Bonu çalımları ama Arda için işler daha farklı olur diyorsun farklı olur çünkü e, Terim'in sevdiği bir konumda Arda yani hı hı. sever böyle şeyleri sen olsan alır mıydın takımı yani biraz da takımın görüntüsünü düşün Arda'yı Arda oraya yerleştir mesela şu anda ihtiyaç var mı yani ben Arda'yı şu anda hiçbir takım almam hiçbir takım alma, Tartışmasız. Bu halini hiçbir takım almaz. Peki. Devam edelim. Birkaç transfer haberi var tabi. Onlardan da bahsedelim istersen. Fotomaç gazetesi Galatasaray ve Fenerbahçe Yunan Solbek'in peşinde demiş. Simikas rekabeti. iki ezeli rakip Olympiakos'ta yüksek performansıyla öne çıkan 23 yaşındaki genç oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Avrupa'dan da talipleri varmış. Yani isimler üzerinde seninle durmayabiliriz de istersen. Sence yani durmayalım. ihtiyaçlar ne yönde sence Galatasaray'da? Ondan bahsedelim. Şimdi Galatasaray'daki... Dört hafta kaldı sadece çünkü. Galatasaray'daki ihtiyaçlar en başta Fegül'ü Belanda'nın gitmesi, Falka olayının çözülmesi. Falkağ kalacaksa hı hı. ona göre bir çözüm üretmek. Ee, ki ben Belanda ve Fegül'ü giderse Falkağ'ın kalma ihtimali yükseleceğini düşünüyorum. Ama onlar kalır, Falkağa giderse başka bir şey, ihtiyaç listesi hı hı. çıkar önüne. Bu şuna benziyor, Falkağa'nın yemek masası farklı, falkasız masa farklı, ihtiyaçları da farklı. Belanda ile fegülü yok, oraya doldurman lazım, Falkağa var. Falka yok, en başta oraya doldurman lazım. Sen bana Falkağa kalacak mı, kalmayacak mı söyle, ben sana ihtiyaç listesi yapayım. E şu anda öyle bir... Yani belirli bir durum yok sonuçta ortada. O yüzden de bu belirsizlikte bir şey yapamaz. Cagney'e de çağrı bekliyormuştur galiba. Tabii. Cagney'in hayatı çağrı beklemekle geçer bundan sonra. Yine aynı sayfaya gidebiliriz Galatasaray sayfasına. Simikas haberinin hemen üzerinde Cagney haberi var. Şöyle, kulüp proje kiralanmıştı. Galatasaray'a dönmek istiyormuş. Hatta çağrı bile göndermiş kulübüne. Belçika ekibinde biliyorsunuz disiplinsiz hareketlerinden dolayı kadro dışı kaldı ve B takımı ile antrenmanlara çıkması istendi. Ocak ayında yeniden sarı kırmızı formayı giymek istiyormuş. Şimdi Cagneli bir Galatasaray düşündüğümüzde de o zaman farklı bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi falka varken o iş olmaz. Falcao gidince olur mu bakarız ama Cagnes'in... Ama Falcao'nun sakatlığı devam edecekse Andone'nin zaten uzun süreli bir sakatlığı var. Cagnes'in geldim Flore'ye. Ben de Belanda'yım. Hadi Fegül'ü olayım. Tamam. E çünkü asis yapıyor daha çok. Geldim ben sana böyle yaparım. Dostum niye geldin? Şaşırırsın değil mi? Niye, niye geldin? Hı, hı. E oğlum sen karına söylemişsin. Biz sana pas atmamışız. Biz Falka'yı da pas atmayacakmışız. Atmayınca da bak demedin mi dedin. E niye geldik biz sana gene pas atmayacağız. Demez misin? Ben derim. Çünkü gittiğin yerin arkasından konuştun. Ben ağız spordayım. Lig TV'deyim, şov TV'deyim. Ayrılırım, 40 yıl konuşmam. 40 yıl. Buradayken ne konuşuyorsun o kadar konuş. Burada yaşıyorsun, bir sorunun var. Söylersin, Mertçe gidersin. Hı hı. Buradan gidip de konuşmak erkeklik değil. Belçika basında konuşmuştu değil mi? Yani hatta Falcao'nun o ilk zamanlarıydı sanki. Değil mi? Beklentilerin yüksek olduğu Tabii zamandı. Canım. Ben tamam. de aynı şeyleri yaşadım. Bana top gelmiyordu. Eşime söyledin. Eşime söyledim demişti söyledi değil mi? Eşime dedi. Belçika basında böyle bir açıklaması olmuş. E şimdi hangi yüze geleceksin? Ona ha? Bana top gelmiyordu. E, Falco da aynı şeyleri yaşayacak. Bakın göreceksiniz gibi evet. de bir ifadesi Sonra de... da aklı çıktım diye bir açıklaması daha oldu. Doğru. Gördünüz mü dedi. Bir, bir açıklama dedi. daha yapmış. E şimdi Flory'deki çocuklar sana top atmayanlar kim? Belanda, Fegüli, Babel kim varsa işte say. Önde arkada. Evet. E şimdi onlardan nasıl bas E Belki ama kadro değişecek devre arasında. 11 kişi daha gelecek diyor Yok 11 kişi gelmeyecek de Belhanda ile ayrılık yaşanabilir. Şiddet. Sezon başı Galatasaray tam 11 kişi aldı biliyor musun? 11 kişi aldı. 11 kişi aldı yetmedi hı hı. ocağı işaret ediyor. Sonra diyoruz ki bu kulüpler nasıl battı? Demiyor muyuz? Hı hı. Ya benim aklım bunu almıyor ya. Galatasarayın muhteşem bir kadrosu var. Muhteşem bir kadrosu var. Şakir'i yazılmış bir de son iki dakikamız. Oraya da bakalım. Sonrasını bu bölümü kapatacağız sevgili izleyenler. Takvim 14 diyoruz. İsviçreli Yıldız. Ya birçok kez zaten gündeme geldi. Üzerine konuştuğumuz bir isim. Adabasını yazmış. Kiralama teklifi yapıldı. Oyuncuya deniyor. Liverpool'da forma giyiyor Şakir'i. Harekete geçirmiş sevgili izleyenler. Geçirdiği ağır sakatlıklar sonrası da biliyorsunuz o da gözden düşmüştü. Böyle bir teklif Söz konusu imiş. Bak ee, ben Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın yerinde olsam, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın yerinde olsam ben hı hı. bir tek adam odaklanır, bir tek adam. Hepsinin de ihtiyacı var. Galatasaray'ın ekmek gibi su gibi ihtiyacı var. Manzukic adam oynamıyor, pahalıdır, kolay kolay gelmez abi. Ama ona odaklanırım. Galatasaray olsam, Fatih Terim olsam, elimde ne varsa hani kıyıda köşede yapabildiğim satarım. Aldın mı böyle golcü alacaksın derim. Hı -hı. Ama onu da getirirken gidip Abdurrahim Albayra göndermem yani. Aman abi fotoğraf falan çektirme derim. Onu da bozma derim yani gider gitmez. Çünkü Hı -hı. Falka olayını bütün batıran maalesef Abdurrahim Albayraktır. Batıran odur yani. Bugün Galatasaray'ın yaşadığı sorunların temelinde o fotoğraf vardır. Sen bütün takım kenara attın. Gittin böyle fanatik bir taraftar gibi Falcao'nun yanında Galatasaraylı yönetici gibi durmadın. Fanatik bir taraftar gibi durdun. Herkes dalga geçti. Oyuncuların gücüne gitti. Taraftar bile artık o fotoğraftan sonra nasıl gelmez dedi. Sen bu defa fazla taviz verdin. O fotoğraf kırılma anıdır. Yani o fotoğraf sezona damga vuran fotoğraftır Galatasaray adına. Benim forma giydiğim fotoğraf değil. Peki, dönüşte yine futbol sohbetimiz devam edecek sevgili izleyenler. Saatler 8. Gelin gelişmeleri bir kez daha hatırlayalım.